Hepimizin bildiği üzere 12 Eylül 1980 günü sabaha karşı saat 03'te 12 Eylül darbesi buradan arkamızda bulunan radyo evinden duyurulmuştu. Ve üzerinden 43 yıl geçti. Darbenin hemen ardından, hemen ertesi gün başlayan hak ihlalleri, işlenen onlarca insanlığa karşı suç halen karşılıksız durumda. Kısacık hatırlatmak istiyorum. 12 Eylül'de tam 517 kişiye alelacele, yani bugün ısrarla altını çizdiğimiz adil yargılanma hakkı verilmeden, savunma hakkı verilmeden idam cezası verildi. Ve tam 50 kişinin idamı infaz edildi. 300 kişi kuşkulu şekilde öldü. Bu ölen 300 kişinin 171'inin işkenceyle öldürüldüğü ispatlandı. Tam 1.683.000 kişi fişlendi. 650.000 kişi gözaltına alındı. Ve 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30.000 kişi siyasi mülteci olarak yurdunu terk etmek zorunda bırakıldı. Sendikalar, partiler kapatıldı. Sivil toplum örgütleri kapatıldı. Hak ve özgürlükler tamamen askıya alındı. 12 Eylül'ün hemen ardından 1983 tarihinde kurulan hükümet sivil bir yönetime geçildiğini duyurdu. Ancak 87 yılına kadar devam eden sıkı yönetim ve 2002 yılına kadar devam eden olağanüstü hal bize hiçbir zaman sivil, demokratik bir döneme girilmediğini net olarak gösterdi. Bu süreçte 90'ları yaşadık. 90'ların karanlığında gözaltında kayıplar, faili meçhul cinayetler, köy boşaltmalar ve hak ve özgürlüklere yönelik baskının artarak devam ettiğini gördük. İnsan Hakları Derneği'nin dahi 13 yöneticisi, 13 üyesi bu dönemde kaçırıldı, kaybedildi ve dolayısıyla yargısız infaza gitti. Demokrasiyi ve insan haklarını istiyoruz. Bize demokrasi vaat ettiğini söyleyenler halen bugün cumartesi annelerini yasaklamaya devam ediyor. Biz hukukun üstünlüğünü, insan haklarına dayanan bir hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Bunun için anayasayı referans gösteriyoruz. Bunun için Türkiye Devleti'nin kendisinin bizzat altına imzaladığı sözleşmeleri referans gösteriyoruz. Devletin bu sorumlulukla hareket etmesi, hükümetin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekirken anayasayı yok sayıyorlar. Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayıyorlar. Uluslararası sözleşmeleri yok sayıyorlar. Biz Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını tartışırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki bir devletin Anayasa Mahkemesi'ni etkisiz diye tartışmaya açmak, devleti tartışmaya açmaktır dedi. Ama bugün bu devleti yönetenler, bu ülkeyi yönetenler Anayasa Mahkemesi'ni boşa düşürüyorlar ve Anayasa Mahkemesi'ni bırakın tartıştırmayı, etkisini tamamen ortadan kaldıracak bir yaklaşımla hareket ediliyor. Hukuku tamamen devre dışı bırakan, hukuk dışına çıkmış bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bir kere daha insan haklarını istiyoruz. Biz bir kere daha adaleti istiyoruz. Biz bir kere daha cumartesi annelerine yönelik bu hukuksuz yasakların kaldırılmasını istiyoruz. Biz demokrasiyi istiyoruz. Biz verili hukuktan yola çıkarak hukukun insan haklarına uygun hale getirilmesini ve devletin bu hukuka uymasını istiyoruz. Biz insan haklarını ve demokrasiyi istiyoruz. Biz hükümeti bir kere daha iddialarını, vaatlerini ispata davet ediyoruz.